Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı iki ya da daha fazla sayıda tüp bebek denemesi yapıldığı halde gebelik elde edilememesi durumudur. Bu durumda hastalar için önce acaba gözden kaçan bir problem var mı ona bakılır. Bunların başında genetik test istemek gerekiyor. Anne adayı ya da baba adayının genetik testlerini isteriz. Bunlarda bir problem varsa ona yönelik tüp bebek tedavisinin yolu değişebilir. Ayrıca bayanda rahim filmi ve rahim içerisinde kamera bakılması teknikleriyle tüplerde iltihaplı sıvı mevcut mu? Rahim içerisinde polip, miyom veya rahim içinde septum dediğimiz perde duvar diye halk arasında tanımlanan problemler mevcut mu diye bakmamız gerekir. Eğer bunlar mevcut ise genetik kusur saptadıysak genetik kusur saptadığımız hastalarda genetik eşliğinde tüp bebek yapabilmekteyiz. Genetik eşliğinde tüp bebekteki mantık hastanın embriyoları dış görünüşlerine bakarak seçilip iyi kaliteli olanları ayırt edilir ve bu transfer edilir. Ancak çok iyi görünen bir embriyo da genetik kusur taşıyor olabilir. Bu amaçla tüp bebek tedavisinin sonunda transfer yapmadan önce embriyolar üzerinde genetik inceleme yaparak kusurlu olmadığını tespit ettiğimiz embriyoyu transfer etmek suretiyle hastanın gebelik şansı artırılabilmektedir. Eğer hastada beraberinde bir rahim içerisinde polip miyom saptadıysak, tüplerde iltihaplı sıvı saptadıysak, bunlar da operasyonlarla, kapalı cerrahi yöntemleriyle çıkarılarak hasta tekrar tüp bebek tedavisine hazırlanır hale getirilir ve bu da gebelik şansını artırmaktadır. Bir üçüncü metot, normalde tüp bebek tedavilerinde elde ettiğimiz embriyoları laboratuvarda bir takım özel sıvılar içerisinde saklıyoruz. Bu sıvılar ticari olarak hazırlanmış, yani ilaç endüstrisinde, ilaç fabrikalarında hazırlanmış sıvılar. Annenin vücut sıvılarını taklit eden sıvılardır. Bu sıvıların içerisinde gelişen embriyolar bazen doğal ortamından farklı bir gelişime gireceği için iyi kalitede embriyo üretemeyebilirler. İşte bu nedenle bir düşünce olarak rahim içerisinden alınan bir dokunun yaydığı sıvılar içerisinde bebeği büyütme fikri doğmuş. Buna da rahim içi doku kültürü denmiştir. Rahim içi doku kültürüne ülkemizde yapay rahim olarak da tanımlanıyor. Endometriyal kokültür dediğimiz teknik ile bu hastaların tüp bebek tedavisinden kısa bir süre önce rahim içerisine aldığımız parçayı alıp laboratuvarda kültür ortamında bunları çoğaltıp bunların yaydığı sıvılar içerisinde bebeklerin büyütülmesi tekniğini kullanırız. Özellikle kötü embriyo gelişimi olan hastalarda daha çok tercih ettiğimiz bir metottur. Tekrarlayan tüp bebek başarısız olan bu tarz hastalarda bu uygulamayı yaparak gebelik şansı artırılabilmektedir. Ama tüm bu saydığımız tekniklerin hepsi bir alternatif olarak şansı artırmaya yöneliktir. Tüp bebek başarısını garanti etmemektedir.